karşında kız arkadaşın dans ediyor, bu caiz mi diyor. Caiz, Peygamber Efendimiz zamanında eğer var mıydı yok muydu diye soracak olursan, Peygamberimiz zamanında da eğlence vardı, dans vardı. Efendim, Hazreti Süleyman zamanında da vardı, Yusuf zamanında da vardı. Siz tarih bilgisi olarak net delil arıyorsanız tarihe bakın. Ama Kur'an'da haramlara dair belge bulamazsınız. Bu danstan korkmanın mantığı da yok. Bir kere bu kafadan vazgeçin. Yiyecekten korkuyor, danstan korkuyor, kıyafetten korkuyor. Müthiş bir haram mantığı var. Her şeyi haram kılmışlar. Çok azlar haramlar. Helaller ucu bucağı yoktur. Bir avuç haram vardır, o da Kur'an'da belirtilmiştir. Bayram günü iki cariye kahramanlık şiirlerini tef çalarak terem ediyorlardı iki cariye. Resulullah yatağına uzandı. Sonra babam Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Bana Resulullah'ın huzurunda bu ne hal deyince, ya o zaman bak onlar da ayıp diyorlar. Resulullah'ın huzurunda olur mu diyor. Resulullah, bırak onları, her milletin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır diyor. Yani iki cariye kahramanlık şiirlerini tef çalarak terem ediyorlardı, o nezaketli anlatımı. Tef çalarak eğleniyorlar yani, oynuyorlar. Terennüm şarkısı söyleyerek eğlenip oynuyorlar. Peygamberimiz de bırak onları diyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in bile acayibine gidiyor. Ya, ama peygamber bunun caiz olduğunu söylüyor. Amir bin Sade'den nakledilmiştir. Bir düğün münasebetiyle Kazara bin Kab ve Ebu Mesud'un el-Ensar'ın yanına gittim. Bir kız çocuğu şarkı söylüyordu. Ben siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ve Bedir ashabının olduğunuz halde sizin yanınızda bunlar nasıl yapılıyor dedim. Görüyor musun? O devirde de var bu yani şaşırma. Onlar ister bizimle kalırsın ister gidersin. Bize düğünde eğlenmeye peygamberimiz izin verdi diyor. Görüyor musun? Yani aynı tarih tekrar ediyor bak. Ensardan birinin düğününde bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikah kıydıktan sonra Allah iyi geçim, hayırlar ve uğurlar nasip etsin. Rızkınıza bolluk bereket versin, sizi mübarek kalsın diye dua ediyor. Sonra adet ve çiğli olduğu üzere damadın başı üzerinde tef çalınarak şarkılar söyleniyor. Yer gök inliyor. Değil mi? Öyle mesela gazyonda falan da çalgıcılar gelir. Şeref misafiri kimse onun başını da çalarlar. Bak damadın başının üstünde çalınıyor. Yer gök inliyor. Ya, o zamanki sazlar az. Ne varsa onu çalıyorlar yani. Amir bin Sa'd anlatıyor. Bir düğünde Bedir ashabından olan Kurayza bin Ka'ab ve Ebul Mes'ud'ül Ensar'ın yanında vardım. O esnada genç kızlar, cariyeler türkü söylüyorlar. Bak genç kızlar. Türkü söylüyorlar. Ben, siz Resulullah'ın ashabından ve Bedir Savaşı'na katılanlardansınız. Sizin yanınızda kızlar türkü söylüyorlar. Siz de ses çıkarmıyorsunuz. İşte aynı bizimkiler gibi. Dedim. Onlardan biri dedi ki, istersen otur bizimle beraber dinle. Faslı beraber dinleyelim diyor. İstersen de git diyor. Düğünde eğlenmemize peygamber izin verdi diyor. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir düğünlerinde ensar kadınlarına uğradı. Peygamber kadınların yanına gidiyor. Onlar yeri göğü inleterek şarkı söylüyorlar. Tefle. İbn-i Mace nikah 21, Buhari nikah 48. Megazi 12. Yine Hazreti Ayşe'den bir kadın Ensar'dan bir kişiye evlendirilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ayşe, sizin beraberinizde tef çalan, şarkı söyleyen şarkıcılarınız yok mu diyor Peygamberimiz. Adamlar haşa falan diyor bir kısmı, baksana. Çünkü Ensar böyle oyun ve eğlencelerden hoşlanır. İşte ben de oyun ve eğlencelerden hoşlanıyorum. Peygamber ne diyor? Bak oyun ve eğlenceden hoşlanır diyor Ensar diyor. Ben de Ensar'danım işte. Ben de oyun ve eğlenceden hoşlanıyorum. Buhari nikah bölümünde. Medine'de bir yerden geçerken tef çalıp şarkı söyleyen kızlarla karşılaşıyor Peygamberimiz.
Allahu ya'lemu inni bu künne. Allah bilir ki ben de sizi çok seviyorum diyor. Onlar sizi çok seviyoruz diyorlar. Şarkı söyleyen hanımlar. Resulullah da ben de sizi çok seviyorum diyor. Bak karşılıklı iltifatlar, sevgi sözcükleri var. Ve şarkı inim inim inletiyor ortalığı. Bıraksınlar, bıraksınlar bu muhabbeti. Benim sözüm doğru. Amr İbni Şuayb en ebihi en ceddihiden ravi edilmiştir. Bir kadın gelerek, ey Allah'ın Resulü ben senin yanın başında tef çalmaya Allah'a nezrettim, adak adadım diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nezrini, adağını yerine getir, yanımda şarkıyı söyle diyor. Kadın da tefle Peygamberimiz yanında şarkı söylüyor. Bağnazlar görse hu kaçarlar herhalde, haşa falan diye. Bak Peygamber, Ebu Davud da bu. Senin yanında tef çalacağım diyor, şarkı söyleyeceğim diyor. Yani yeri göğü inletiyor. Ve Arap kadınların sesi çok güzel olur. Resulullah da dinliyor.